Boşalttınız, boşalttınız. Boşaltamadınız. Bak hepinizi kelepçelerim makine dairesine tamam mı? Bu gemi batarken ne kadar emniyet personeli, bizim personelimiz sat varsa hepsini kurtarırım. Hepiniz kalırsınız gemide. Aynen Akdeniz'in ortasında hayatta da bir daha sizi kimse bulamaz. Kaynar gidersiniz. Komutanım merhabalar. Merhaba abi. Bugün Lucky S operasyonunun ikinci bölümüyle buluşuyoruz izleyenlerimizle. En son komutanım e, gemiye çıktık. Daha sonra emniyet güçleri de geldiler, intikal ettiler gemiye ve orada kalmıştık. Oradan devam edebiliriz. Şimdi Erdi öncelikle e, bu konuda bize talepte bulunan gençlerimizi bilgilendirmek maksatlı. Tarihe not düşmek için zaten yazdığımız e, kitaplarda bulunan hususları e, kameraya alıyoruz. Bunu söylemiştik zaten. Bugün 14 Ocak 2021 Perşembe. Bu yayını ikinci bölüm olarak hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde yayına girecek. Bu arada maalesef üzücü de bir haber aldım bugün. Libya'da görevdeyken rahatsızlanan tat komutanlığında görevli deniz kurmay yarbay Şükrü Cömert kardeşim vefat etmiş maalesef benim de tanıdığım sevdiğim genç bir kardeşimizdi Allah ailesine sabır versin mekan cennet olsun görevde olabiliyor rahatsızlık nedeniyle böyle kayıplarımız bu konuda da zaten bir onları anmak hatırlamak için bir program yapacağız demiştik maalesef böyle de bir acı haberle bugün muhatap olmak durumunda kaldık baş başımız sağ olsun Allah sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun. Şimdi efendim dün biz tabi bazı konuları konuşurken bazı isimleri de ya da bazı olayları da detayları da atlamayalım. Şunun için söylüyorum işte SAT komandosu olmak ya da özel kuvvetler personeli olmak. Belki jandarma özel harekat, belki po polis özel harekat, böyle özel birimlerde çalışan görevli olan insanların nasıl bir ortamda görev yaptığını anlamaları için e, insanların belki söylemekte fayda var. Bu e, hani dedim ya ben 27 e, Aralık 1992 tarihinde Aksaz'a intikal ettik. 4. Muri Flotilla Komodoru Halil Bölen'le ben kendimi rapor edip görevin ne olduğunu Aldım kendisinden diye oradan biz çıkana kadar 3 Ocak 1993 tarihinde yola çıkana kadar Ankara'dan o zamanın o dönemin e, Deniz Kuvvetleri Hareket Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral Yener Karanoğlu Aksas Deniz üs Komutanlığı'na geldi. Aksaz Deniz Üst Komutanı'nın makamında şöyle bir ricada bulundu Üst Komutanı'ndan. Albay'dı o zaman Üst Komutanı. Dedi ki kendi de sınıf arkadaşı zaten. Burayı dedi bize biraz müsaade edersen bir kullanmamız lazım dedi. Hareket Deniz, e, Harekat Eğitim Daire Başkanı Tuamiral Yener Karanoğlu ki kendisi e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanı da oldu zaten. 4. Muhrib Flatilla Komodoru Halil Bölen, Deniz Üsteğmen Ali Türkşen. Üç kişi bir masanın etrafına oturduk. Efendim Akdeniz haritası üzerinden planlamayı bir Tuamirel, bir e, Kurmay Albay, bir Üsteğmen beraber yaptık. Planladınız. Planlandı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Yani ben böyle bu çocuk Üsteğmen. Hani bu işten ne anlar falan demediler. E, benim komutanlarımı falan da oraya çağırıp ya bu çok önemli bir görev. Ondan sonra biz böyle bir üstemene emanet etmeyelim bu işi falan da demediler. Dolayısıyla bu gibi görevlerde ya da bu gibi birliklerde çalışan personelin çok donanımlı olması lazım. Bir anda kendinizi bambaşka bir ortamda çok yüksek rütbeli insanlarla bir arada bulabilirsiniz. O dakikada hazırsanız de görevinizi de salimen yaparsınız. Bunu söylemek istedim. Bir de şuna dikkat çekelim. Hareket Eğitim Daire Başkanlığı Deniz Kuvvetleri'nde çok kıymetli bir makam oradan geçen %99 Deniz Kuvvetleri Komutanı olacak demek zaten. Öyle bir öyle bir koltuğa başka türlü oturtmuyorlar kimseyi. Bizim bu balyoz davaları sürecinde o makamda oturan sevgili abimizin komutanımızın ismi neydi? Tuamiral Cem Aziz Çakmak. Yani ileride zamanı geldiğinde Deniz Kuvvetleri Komutanı olabilecek bir makamda oturan o görevi de çok layıkıyla yerine getiren bir abimiz. Maalesef Valyoz dava sırasındaki yaşadığı sıkıntılar bütün o acısını kederini içine atmaktan dolayı cezaevinden hatta rahatsızlığından dolayı çıktı ve ondan sonra da kanser tedavisi maalesef sonuç vermeyince hayatını kaybetti. Böyle 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 kıymetli vatan evlatlarını maalesef böyle ucuzca o ülke harcıyor. Onu da anmadan geçmeyelim Cem abi'yi. Bir de şunu söyleyeyim. E, dedik ya Murat Bilgel Yıldırım Gemisi'nin komutanıydı Deniz Kurmay Albay. İkinci komutan kim? Deniz Kurmay Yarbay. Nusret Güner. Nusret Güner kim? Gene bu balyoz davaları sürecinde donanma komutanı iken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan bu kumpası içine sindiremediği için donanma komutanlığından istifa eden yani Deniz Kuvvetleri Komutanı e, olacağı %100 aşikar e, biri. Ee, o zaman kurmay yarbaydı. O da bizim tanışıklığımızda ta o zamana kadar gider. Kendisiydi. Harekat Başkanı kimdi? De Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı. O da rahmetli sonradan e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli olup Silivri'de mapus yatırılan dava arkadaşı olduğumuz sevgili rahmetli komutanımız Özden Örnek. O zaman tüm amiral rütbesinde. Onunla ilgili sonra bir e, bu, bu ilgili anımı da söyleyeceğim. O zamanki harekat başkanı da kendisi. Bir de dün ben bu konu geçtikten sonra bir daha emin olmak için internetten baktım. Hakikaten öyleymiş. Dün bir gemi ismi ya da birinci bölümde bir gemi ismi söyledik değil mi? Amerikalılar bu konuda bize istihbarat desteği sağlamak için Port Said'in yani Süveyş kanalının ağzına bir Amerikan gemisi gitmişti dedik değil mi? USS Capadona. Joses Kapadona'yı girin bakın. Nak sınıfı bir fırkateyn. Daha sonra Türkiye'ye hibe ediliyor, satılıyor. İsmi TCG Muavenet. Ya. Nereden biliyoruz? <laughs> Nereden biliyoruz? 2 Ekim 1992 tarihinde Saros'taki tatbikat sırasında Amerikalıların kazara oldu diye vurdukları bizim eski muavenet muhribi yerine Amerikalılar tarafından verilen NAK sınıfı o dönemde 8 NAK sınıfı fırkateyn Amerika'dan alınmıştı. Kapadana'nın da ismi sonra TCG Muavenet olarak e, değiştirildi. Şu anda hizmet dışında. Şunu da söyleyeyim. TCG Muavenet'le ilgili de benim e, bir anım var. Kitapta yer alıyor. Nerede biz öğrendik muavenetin vurulduğunu, ne şartlarda öğrendik onu da başka bir programda anılarımızın arasında anlatırız. Da Anmadan geçmeyelim TCG Muaveneti. Oradaki şehitlerimizi... Rahmetli analım. Daha sonra ismi bir e, lojistik gemiye verilen Yarbay Kudret Güngör ki bizim harb okulu öğrenciliğimiz sırasında bizim bir küçük sınıfın e, bölük komutanıydı kendisi. Onlarla da ilgili hep anılarımızı daha sonra anlatırız. Şimdi efendim biz e, dedik ya Allah'ın Türklere bir lütfu bir saat kadar böyle bir deniz bir sakinledi. O sakinlikte biz bu görevi neredeyse bitirdik. E, tarih neydi? 7 Ocak Operasyonun genel ismine ne denir? Umut'un çıkartma mı denilir? Çıkarma değil bu. bu, bu ne çıkarma. denir? Teknik ismi. Gemi zapt müsadere bu. Tamam. Gemi zapt müsadere e, görevi. VBSS diye geçiyor İngilizcesi. Visit Visit Board Search and Seizure diye gemi zapt müsadere. E, ama e, aslında bir tür korsanlık gibi bir şey yani. Korsanlık tırnak içinde söylüyorum. Kötücül anlamda değil. Bayağı adamın gemisini ele geçirip kendi işte hükümetinin yetkililerine teslim ediyorsun. Şimdi biz e, gemiye çıktıktan sonra, gemiye çıktıktan sonra evet, bütün emniyet personeli geldi, onlar gidecekler gitti, bizim öteki timimiz geri döndü. Ondan sonra biz e, gemide rahmetli Ahmet Selçuk da zannediyorum geri döndü çünkü şey. E, ...botu o kullanıyordu, botu geri götürdü. Ondan sonra biz kaldık orada. 6 personel biz, 6 da zannediyorum emniyet personeli var. 8 de e, gemici tayfa var. 2 de TCG Yıldırım'ın e, makine as subayı. Neyse biz e, ne olacak? 2 tane gemi, TCG Zafer, TCG Yıldırım. Biz de e, dümen tutacağız. Makineler çalışıyor. 340 rotasına... 340 Aksa'da doğru gideceğiz. Yaklaşık 400 mil mesafe. Ondan sonra tekne kaçtı böyle 6-7 mil falan yapabilecek bir sürati var şeyin makinanın. Ama çıkar çıkmaz şunu fark ettim ben. Eee güvertede devasa bir tane piston böyle makine pistonu. Ha, böyle şey gibi. E, çöp varilleri vardır ya böyle yuvarlak. Onun gibi düşünün. E, silindirlerinden bir tanesini körlemişler. Bir arızası varmış güverteye koymuşlar piston böyle kocaman duruyor bir piston eksik çalışıyor makine neyse biz çıktık işte gemiciler derdest edildi hepsi işte kelepçelendi falan ondan sonra köprü üstünde kaptan hala otur sen burada dedik işte bir yaşı biraz vardı serdimen hala gemiyi kullanıyor bir tek şeyi fark ettim ben bir saat falan geçmiş biz bütün bu işler olmuş ben tekrar köprü üstüne çıktım Ta o serdüven ilk başta dedim ya ben ellerini göreyim hani sakın bir şey yapma diye. Ellerini şöyle koymuştu ki şey, dümeni böyle kullanıyordu. Bir saat geçmiş adam hala dümeni böyle kullanıyor. hani <laughs> avuçları açık böyle şey vaziyetteydi. Böyle kullanır vaziyetteydi. Biz ilerlemeye başladık. Sonra aynı işte şey zaten sabah oldu. Sabah gün ağırdı. Ortalık bir çıktı ki şey bayağı ciddi bir fırtına var. Yani dalga yüksekliği böyle 3-4 metre falan yani. iniyoruz bir çıkıyoruz bir iniyoruz bir çıkıyoruz. Bir tek bu şeyin e, Lakey's'in o dönemki avantajı sarnıçlarına su almış. Yani e, kuru yük gemisi değildi bu. Tam böyle orta bölümünde bir takım şeyler var sarnıçlar var. O sarnıçlara su almış su alınca gemi böyle İyice su altında karınası fazlalaşmış yani ağırlık merkezi daha aşağı inmiş. Yüksekliği azalmış. Böyle olunca çok böyle dengeli bir şekilde evet yani devasa bir hareket ama yani çok rahat gidiyor. Diğer bizim gemilere bakıyoruz savaş gemilerine baya böyle bir inip çıkıyorlar falan. Neyse biz böyle şey yaparken o dalgadan sürekli inip çıkmaya sürekli inip çıkmaya tahliye bulunması hava yaptı. Taliye tulumbası ne? Gemi içindeki ya da kasenin dibi düşünün. İç kısmına sintine deniyor. Bütün geminin yağı, kiri, pası vesaire tabii yer çekimi nedeniyle su mu ne varsa hepsi oraya toplanır. Oranın her zaman kuru olması lazım. Ama bu nasıl eski bir gemi, nasıl döküntü bir gemi. Bir de ben sonradan o şeye de girdim. Yani hep zaten girdik çıktık da yaşam mahallelerine doğru bir yani kimmiş bunlar hangi gemiciler diye bakmaya girdim. Yani bunca senelik hayatımda hani kimyasal silah olsa bu kadar olur. Ben böyle rezalet bir koku görmedim yani nasıl bir koku? O insanlar nasıl orada yani nefes alıp verebilmişler? Na, çok kötü bir koku. Gemi eskilikten ölüyor. Ee, Sintine'de de baya böyle yağ, kir, pas her şey birikmiş. Şimdi o e, su seviyesi de yavaş yavaş yükseliyor. çeşitli o eskilikten su Alır vaziyette, o suyun tahliye edilmesi lazım. O su tahliye edilmezse, şaftın olduğu seviyeye doğru çıkacak. O da çok yüksek değil zaten. Şaft sürekli dönüyor. O dönerken bir elektrik paneli var. O suyu elektrik paneline attı mı, yangın vesaire falan. Bu. Yani yadacağız, batacağız, terk edeceğiz yani. Bu bilinçli bir arzı değil mi? Yok yok. Bu bu yani geminin kendi şeyi sıkıntısı. Ama e, yani. Biz şimdi orada olmasak şey mi diyecek geminin çarşısı, e, cambaz bir tane bir, bir şey. Zaten kolluyorlar yani daha henüz biz bir şey bulmamışız ki. Yani ada ele geçirdik ama daha esrar falan öyle bir şey yok ortada yani. Bunların bir tane çaresi kaldı ya aynı kısmetin bir gibi gemiyi batıracaklar ya yangın çıkartacaklar. Yani mal bulunmadan biz terk edersek gene aynı şey olacak yani suç yok ortada de bize istihbarat geldiydi de gemiyi yüklemiştiniz bilmem ne. Hani nerede diyecekler? 2200, evet. 2200 metre yallah gitti gene. Çarkçıya dedik ki şey yap. Tamir et bunu. Adam bir kıvırmaya başladı. Oh dedi şimdi bak. Şey bize şey bize geçti. Avantaj bize geçti. Yok dedi komutan zaten biz dedi onu dedi işte hep arızamız var. Ben onu dedi bir türlü tamir edemiyorum da dedi olmuyor da bilmem ne falan. Egemi'de iki tane makinacı var. Yıldırım gemisinin, yıldırım gemisinin makinalarıyla o geminin kıytırık makinası aynı mı yani? O adam gibi bilmem mümkün değil. Çocuklar oraya bakıyor olmuyor, buraya bakıyor olmuyor. Yok, şey olmadı. Suyu tahliye edemiyoruz. Daha bakalım hadi ne kadar yükselecek falan diye sürekli suyu kontrol ediyoruz. Biz böyle gece akşam oldu. 7 Ocak, 7 Ocak gecesi. Neredeyse 24 saat tamam. Tabii tabii biz evet neredeyse 24 saat tamamlanacak. Akşam oldu işte hava karardı gene aynı deniz devam ediyor falan. Dediler ki e, tulumba seyyar tulumba transfer edemiyoruz siz arızayı gideremiyorsunuz. Hani makinayı devreden çıkartalım yedek yedekleyelim sizi de öyle götürelim. Tamam gece karanlığında yani artık hava kararmış. Tecrübe Zafer bizi yedeklemeye gönderildi. Yedekleme nedir komutanım? Yani bir geminin öteki gemiyi bir e, halat vasıtasıyla çekmesi yani bir arabanın arıza yaptığında öbür arabanın onu çekmesi gibi bir şey. Ya gündüz geziyle yapmak zaten zor gece şartlarında nerede yani tamam bizim hani gemicilerimiz eyvallah hepsi çok e, yetenekli personel de. Mümkün değil yani. iki tane halat bir şekilde atılmaya çalışıldı. Çağat çağat kopuyor yani. iki geminin dalgaya verdiği farklı tepki vesaire falan mümkün değil dediler. Gece şartlarında bu sefer bir kaza bela çıkacak şey olacak söyle adını. Hani Allah muhafaza hiçbir şey olmayacaksa da bir şey ol, ol, olacağı tutar. Keselim bunu. Neyse ondan vazgeçildi. Biz bu 7 Ocak gece ee, akşam saatlerinde bu da olmayınca Baktım şey suda yükseliyor. Bir çare bulmamız lazım. Yani olacağından değil tabii. Ben de biliyorum olmayacağını da. Biraz da gemicilerin hani gözünü korkutalım falan diye. Bizim de şeyimiz işte o da delikanlılığımız. Bütün gemici tayfayı işte o kaptanla serdümen hariç. Çeye dizdim hepsini. Sintine ile güverte arasına gemide ne kadar kova varsa verdim ellerine. Şimdi bazı yerde işte şey kelepçeledi falan diye geçiyor da kelepçeleme değil de Şöyle söyledim dedim ki Bu geminin sintinesindeki su boşalacak Kova ile mi boşaltırsınız ne ile boşaltırsınız bilmem arkadaş Boşalttınız boşalttınız boşaltamadınız Bak hepinizi Kelepçelerim Makine dairesine tamam mı Bu gemi batarken ne kadar emniyet personeli bizim personelimiz sat varsa Hepsini kurtarırım Hepiniz kalırsınız gemide. Aynen Akdeniz'in ortasında hayatta da bir daha sizi kimse bulamaz. Kaynar gidersiniz. Soranlara da derim ki şey e, vallahi kurtaramadık kusura bakmayın. Gitmiş hepsi. Ona göre dedim ayağınızı denk alın boşaltacaksanız boşaltın buranın suyunu. Ya komutan biz bunun işte nasıl boşaltacağız da bilmem ne falan. ...yok gene böyle gönülsüz gönülsüz... ...bir kova alıyorlar oradan... ...o ona veriyor, o ona veriyor... ...dışarıya atıyorlar, tekrar kova geri geliyor... ...bir kova daha falan... ...dediler ki oh yani Allah daha bize ne verecekti... ...yani işte makinede arıza yapıyor diye... ...gece abicim böyle bir geçti... ...bir şey uğraşla... ...ondan sonra biz köprü üstünde... ...aşağıya birilerini bıraktım... ...işte o faaliyet devam etsin diye... ...8 Ocak sabaha karşı saat 7 miydi 8 miydi yani sabah böyle hava aydınlandı köprü üstünde uyku falan yok zaten yani sürekli bir, yani bir gözünü kapatıyorsun öbür gözün açık. Çaz çoz duman falan bir anda böyle gemi sessizliğe gömüldü. Bir indim makine dairesine hakikaten o şey şafta şaft kitlenmiş Ondan sonra dönmüyor pervane. Bütün sistemi de kapatmışlar ki hiç. artık elektrik paneline çünkü su sıçratmaya başlamış. Şaftı da kitlemişler. Kazıklamış şaft. Ondan sonra şey gemi hareketsiz kaldı. E, dalgalar aynı dalga. Deniz aynı deniz. E, üzerinde bir yol varsa tabii siz dalgaya doğru ilerlersiniz. Üzerinizde yol olmadığı zaman Tak diye gemi bordasını yani yan tarafını çevirdi şeye. Dalgalara doğru. Başladı şimdi iskele sancak yani solsa bu, bu hareketi yapmaya. Hadi baş, şu hareketi yaparsa sıkıntı yok ama şunu yapmaya başladı mı öyle bir kritik bir yere gelir ki artık tekrar geri gelemeden olduğu gibi alabaro yani ters dönebilir. Böyle bir hareket yapıyor. Hemen rapor ettik. Ondan sonra dedik ki şey e Makine şu anda kullanılır durumda değil. Yani emir bekliyoruz. Bir sessizlik karşı taraftan durumu değerlendiriyorlar herhalde. Belki Ankara'ya telefon mu edildi? Yani telsiz vasıtasıyla irtibat mı kuruldu? Ne olduysa. Bir aradan bir 5 dakika mı 10 dakika mı bir süre geçti. Şeyden, komodordan emir. Şimdi onlar bizi dışarıdan nasıl görüyorlar biz de onları nasıl dışarıdan görüyoruz. Bizim görünüşümüz çok iç açıcı değil herhalde çünkü öyle bir yatıyor ki şey gemi. Tabii onlar diyor ki böyle o oh, oh, bu tekne batacak birazdan batacak yani kim varsa içinde kaynayacak gidecek. 2200 metreye biz de gideceğiz içinde. Şey yapıyorlar söyle adını durumu değerlendirmişler. Komodordan emir geldi kurmay albay Halil Bölen. ...bütün personeli güverteye çıkartın, gemiyi terk etmeye hazır olun. Bak, bütün gemiyi güverteye çıkartın, bütün personeli gemiyi terke hazır olun. Şimdi... Say şimdi üstünde 6 SAT personeli, 6 e, emniyet personeli 12. 2 gemi personeli 14, 8 de gemici, 18, 22 kişi. 22 kişi, bak o dalgada 22 kişinin... 22'sini can yeleğini giydir suya bırak. O 22 kişiden kaçı kurtulur? Bir de ocak soğuğunda yani hemen de alınması lazım sudan. Hipotermiye girmeyecekler, boğulmayacaklar. Gemi bir şekilde onlara ulaşacak. Koskoca böyle üstünde 100 küsür metrelik gemi gelecek de seni kurtaracak sudan. Ölecek yani o 22'den hani kurtulması da çok şey... Ee, çok mümkün değil tamamının emniyetli bir şekilde kurtulması. Batarsa'dan bahsediyorsunuz. Hayır batmasa bile tahliye yani çıkın denize atlayın diyorlar. Suya atlayın. Biz bunu. sudan alacağız geminin lanet olsun yani bırak uyuşturucu mu uyuşturucu ne olursa olsun diyorlar. Bala şimdi tabi emekli kurmayı aldı. Deniz kurmayı aldı. Ay, bu cümlelerle kur, kur, kurmazdım ama o zaman işte böyle deli bir deniz üstü hemen Ali Türkşen Telsizi aldım elime. Ondan sonra Dedim ki, bu gemiden bir kişi bile denize atlamak... Bak tam şeyleri söylüyorum, hiçbir raporda geçmedi bu. Ancak kitaplarda yazıyoruz. Bir de şey, şimdi söylüyorum. Simus TV'ye özel ekran. Simus TV'ye <laughs> özel söylüyor. Dedim ki, bu gemiyi hiç kimse terk etmeyecek. Kesinlikle böyle bir şey düşünmeyin. Ne yapıp edin, bizi yedeğinize alın. Bu gemiyi hiç kimse terk etmeyecek dedim. Öbür taraf telsiz bitti. Hiç konuşmuyor hiç kimse. Sustu. Dediler bu, bu, bu normal bir şey değil yani. Hani böyle bir üstte hemen alacak eli telsine de hani. Bir de bu cümlelerle hani. Efendim işte biz durumu değerlendirdik de hani burada çok bir sıkıntılı bir durum yok. Biz e, yani uygun görürseniz falan. Böyle bir şey değil ha. Direkt net bir şekilde. Bu gemiden hiç kimse gemiyi terk etmeyecek, suya girmeyecek. Ne yapıp edin? Gelin bizi yedeğe alın. Emre karşı gelmiyor bu. Ee, bir 10 dakika falan geçti. Dediler ki TCG Zafer sizi yedeğe almak üzere geliyor. Şimdi başka bir macera başladı. TCG Zafer aynı günün işte. Bakıyorum 8 Ocak'ta, saat 11 gibi 8 Ocak saat 11 gibi bize yaklaşmaya başladı. Gemilerde normalde yani çok sakin hava olursa çok rahat bir şekilde roket salvosu kullanılıyor. Roket salvosu da şöyle düşünün. Bir tüfek, bildiğin tüfek. Tüfeğin namlusunun içerisine şöyle bir plastik bir parça takılı, bir çubuk vasıtasıyla o çubuğun içerisinde çok çok böyle hafif metrelerce uzunluğunda bir ince var. İnce ip yani ince bir ip ama çok yani hafif ve sağlam. Normal tüfekle nişan alıyor. Karşı gemiye çekiyor tüfeği. Roket pov ateşliyor. Karşı tarafa gidiyor gemiye. O el incesi de devamında. O el incesini alıyorlar. Şimdi bu ince kısmı. Ondan sonra o el incesinin yedeği alacak geminin üzerinde daha kalın bir parçası daha var. Onu bağlıyorlar. Karşı tarafa almaya devam ediyor. O i̇kinci kısım geliyor. Ondan sonra ihtiyaç varsa bir kalın kısım daha var. Onu da alıyorlar. Ondan sonra ana hangi halatla yedeğe çekilecekse çünkü ilk baştaki tabi taşımayacağı için sürekli halatlar kalınlaşmaya başlıyor. En son kalın halat kısmını da aldıktan sonra onu işte baş tarafına volta ediyor. Öbürü kıçtan bu baştan başlıyorlar yedekleme. Şimdi zafer geldi. Çok güzel. İlk salvayı nişanladılar. Dikkat et. Eş, salva geliyor falan. Geminin bir de Bak bir o çocuğun ismini unutmadım. Ömer diye bir gemici çocuk. O da baş üstünde ırgatı kullanacak. Çünkü alatı falan almamız lazım. Mümkün değil insan gücüyle olacak şey değil. Dedim gel bunu kullan. Ee, şey şey tamam abi falan tamam komutan dedi. Geldik onu da aldık. Baş taraftayız. Şimdi ben seyrediyorum. Zafer böyle bir böyle yatıyor, bir böyle tabi bir fırtınanın. Tilla fırtına hiç hız kesmedi yani. Giderek artıyor da. Geldi Pau! Bir tane şeyi yolladı salvoyu. O rüzgar rüzgar falan ding ta aşağı gitti. Suya düştü. Ondan sonra ikinci salvo. Ping! Bir tane daha çaktı. Bizim baş tarafa biraz daha yakın. Gene suya düştü. 3, 4, 5 denemeler kısa düşüyor. Yani bizim gemiye bir türlü ulaştıramıyorlar. Altıncı bir tane çaktı. Ding tak gitti bizim gemiyi vurdu hakikaten. Salvoyu aldık. Daha aldık iki gemi dengesizlikten çat salvo koptu. İnce ince o elin şeyin salvonun incesi koptu. Yedi. Çıv, bir daha çaktı. Geldi. İnceyi aldık. Arkasından ikinci kısmı aldık. Onu tam volta edeceğiz işte. Ee, ırgattan ki kalan halat gelsin gene dengesi çat o da koptu. Bir tane şeyi kaldı Zafer'in. Roket salvosu tek tek sekizinci. Ondan sonra bitiyor. Yani bir daha atabilecekleri bir şey yok. Yıldırım muhtemelen deneyecek. Tek bir tane bak film gibi. Ping attı. İnce geldi. Salvo'nun incesi. Onu aldık. İkinci ince geldi. Onu da aldık. Ondan sonra ırgata vurduk. Devamında yedek alatı geldi. Yedek alatını baş tarafa volta ettik. Yedeye girdik. Ama girene kadar benim bir tane sahne var. Hiç böyle unutmadığım. Bu arada geminin o işleri gerçekleştiren ikinci komutanı da kıç üstünde İbrahim Akın Allah selamet versin. O zaman kurmay binbaşı rütbesindeydi. O da sonra tuamiralliğe terfi etti. Biz de tuamiralken e, şeyde hem e, kurmay albayken Harp Akademisi'nde bizim öğretim elemanımız olmuştu. Sonra da ben e, 2003-2005 yılları arasında Deniz Harp Okulu'nda tabur komutanlığı yaparken okul komutanıydı. Ondan sonra emekliye sevk edildi. Kurmay binbaşı İbrahim Akın. Sonra emekli Tamirel İbrahim Akın. Böyle gocuğunun cebinde böyle elleri. Bak bu, bu sahneyi hiç unutmuyorum. Zafer gemisinin kıç üstünde böyle zor duruyorlar böyle. Dalgaları üstünden aşıyor falan. Yedeği alacaklar. Benim elimde telsiz var. Direkt Zafer'in köprü üstüyle konuşuyorum. İbrahim Akın bana şöyle bakıyor. Bak şöyle. Ufacık 60 metrelik gibi ben geminin baş üstündeyim Lakiyes. Ben İbrahim Hakkı'na böyle bakıyorum. Bak bu gemiye çünkü böyle bakıyorum. Zafer, Zafer'in kıç tarafı öyle bir aşağı inmiş. Lakiyes'in başı yukarı kalkmış şu vaziyetteyiz. Dedim ki telsizden. Derhal ileri yol verin. Şu anda kıçınıza oturmak üzereyiz. Yani kıç tarafına oturacağız. Yani biraz gecikse Zafer bizim Lakiyes'in başı Çağat diye Zafer'in kıçına oturacak. Çünkü İbrahim Akın böyle bakıyor bana. Bak böyle apartman hani 3. dördüncü kata bakar gibi bakıyor. Ben de ona böyle bakıyorum. Bak ileri verdi. O dalgayla böyle inerken biz böyle sıyırdık indi. Lakiyes kurtardık. Sonra yani şu hizada bakışmaya başladık. Ondan sonra 7'ye girdik. 7'ye girdikten sonra artık e, işin ...şey boyutu başladı işte... ...sosyal boyutu... ...tamam yedek yani sosyal ve emniyet boyutu... ...neydi 8 Ocak... ...saat 11'de bu faaliyet başladı... ...saat 13'te 2 saat... ...bu cebelleşmenin sonunda... ...olay artık bir şekilde... ...rayına oturdu ama... ...aman bir şey olmasın... ...aman bir şey olmasın diye süratte... ...3 nat 4 nat... ...3 nat 4 nat denizin üstünde de yani... ...haritaya bakıyorsun Akdeniz haritası... ...aha bir karış böyle 400 mil biz işte başından ne kadar çıktıysak belki 50 mil gidememişiz daha 350 mil var 3 mille gideceksin yani 3-4 gün kafadan gideceksin belli yani halatın kopmaması lazım tabi ben Arbakul'unda işte yat takımındayım yelken takımındayım daha önceden işte babamın işte sandalı, balıkçılık vesaire elimde böyle halat, malat, denizcilik işlerine hem yatkınlık var hem benim merakım var. İlk Bahriye çıktığım zaman Kozlu gemisinde hareket subayı iken de hani çok böyle bu işlerle ilgiliydim. O halatı böyle doğru şekilde e, volta edelim yani bağlayalım. O aman işte yıpranmasın diye işte badarna dediğimiz halatın etrafına bir takım bes parçaları sarıp da sürtünmeden aşınmasın diye. Onlar, onlara yapana kadar sürekli nöbet tahsis edip işte aman halat kopmasın vesaire. Onunla ilgilenirken bir şekilde bir şeyin seyrin rutini oturdu. Geminin yardımcısı da devrede. Elektrik de var yani gemide. Ondan sonra e, biz çıkalı işte ikinci güne girdik. E, yemek yiyeceğiz artık. Su, bir kumanya falan biz bir şey getirmemişiz yanımızda. O kalan süre içerisinde şöyle manzaralar da gördük tabii. Bizim emniyetçi arkadaşların arasında yani hem bu işlerle ilgilenen yani narkotik işinde olan terörle mücadele hem işte mutfakta çok hamarat arkadaşlarımız direkt geminin şeyine malambarına girdiler işte et deposuna falan. Geminin aşçısı çıktı. Şey görüyorum ben şimdi adamları tutukladık ya e sonra yemek yiyeceğiz hepimizin karnı acıktı. Elinde bıçakla şey et doğrayan gemiciler Beraberiz ayay, artık yapacak hiçbir şey yok yani. Bir gene böyle bir yangın çıkarır mıyız falan diye bunlar bir hevesine girdiler falan ama e, yok artık yani sürekli kontrol altındalar. Gemiciler için söylüyorum. Ama hala şey yok ortada. Öyle çok da gariban masum falan adamlar değiller bunlar. Yani ben onu bilemem şimdi. Belki hani aile yani bir parayla belki kandırdılar. Belki ailelerini gerçekten tehdit ettiler. Bilemiyorum yani çok ona girmek istemiyorum ama yani bir yandan da şimdi böyle üzülüyorsun. Hatta bir ara ben böyle işte saflıktan dedim ki ya hani Allah kurtarsın. Siz de böyle bir sıkıntının içerisindesiniz hani bundan sonra ne olacağınız belli olmaz ama biz de Hani görevimizi yerine getirdik. Biliyorsunuz falan. Hani neredeyse özür dileyeceğim adamlardan. Kusura bakmayın falan diye. Sizi tanıyanlar bilir sizin <laughs> için normal bir hareket. Adam adam dedi ya yani komutan sen görevini yaptın. Seninle ne alakası var yani? <laughs> teselli ediyor. Sen, onlar da beni teselli ediyor. <laughs> Ama hala bak şey yok ortada. He. Esrar falan yok. Her On, şey. Daha buçuk ton yok ortada. Bu şey e, biz böyle o artık insani olarak yemek hazırlama vesaire o, o tür faaliyetler sürüyor. O arada köprü üstünde bizim kaptan hala şeyde köprü üstünde. O gemiciyi yukarıdaki serdümeni arada değiştirdik. Çünkü biz hepimiz zaten hani dümen tutmakta vesaire onda bir sıkıntımız yok. Zaten yedekteyiz yani ne yapacaksın dümen yani çok aykırı bir şey olmasın da hani yedekte gidesin diye oluyor. Bu arada dalga deniz biz zaten o artık gidiyor yani onda hiçbir şey yok. Köprü üstünde bir ara ben böyle bir zarf attım şeye kaptana dedim ki dedim şeyi iyi dedim baya dedim biz ulayı sağlam tutmuşsunuz yani dedim yüklemişsiniz şeyleri uyuşturucuları biz dedim istihbarat aldık dedim şeyde sizin dedim bu sarnıçların dedim içine doldurmuşsunuz hepsini an birazdan biz dedim onu varana kadar buluruz onu kaptan dedim sen merak etme falan. Yok komutan dedi yani biz dedi yılan derisi aldık dedi yani yılan derisinden başka bir şey yok dedi bir şey bulamazsınız bizde biz dedi öyle işlere kalkışacak adam mıyız bilmem ne falan. O narkotiğin narkotik bölümünden gelen bir Hüseyin abimiz vardı. O bir ara çekti beni kenara dedi ki komutan dedi sen dedi zarf attın ama dedi o dedi oraya koymamışlar belli dedi dedi rahatlık geldi buna Ha dedi bunlar dedi tam dedi şey yapmamışlar diye dedi. Kaçık ha, ha. ha. Ama, Ama dedi hani... sen boş ver dedi iyi oldu söyledi. Biz biliyoruz nerede olduğunu baş tarafta dedi. Tam böyle geminin gaga kısmının içerisinde bir porsun ambarı var. Bütün boya e, halat vesairenin kondu. Kaportasını açıyorsun böyle bir ufacık, a bu oda kadar ufacık bir odacık. Biz dedi onu ya on dedi bulacağız sen merak etme dedi o dedi bir rahatladı şimdi dedi ha bunlar bilmiyor falan diye dedi he yani dedim vallahi ben öyle kendiliğinde boş ver boş ver iyi oldu falan dedi ondan sonra sonra gidiyoruz bir ara bir ara artık böyle o deniz domuz biraz yavaşlayınca dediler ki hadi bu şeyi bulalım yani çıkartalım artık işte varıştan varış üçüncü gün mü ne bu arada deniz biraz yavaşlayınca Bizim aşağıda böyle şey bir böyle bir bağırış çağırış falan oldu. Birini yakalamış bizim asubaylardan birisi. <laughs> bir çıktık o öbürü diyor ki ya ben narkotiklerim diyor şey diyor ya. Yani, Yapmayın falan. Sen kimsin falan. İlk başta çıktık ya acayip böyle bir o deniz oldu ya. Birini yavrum çok fazla deniz tutmuş. Daha ilk dakika girmiş bir kameraya yatmış azıcık deniz şey yapana kadar. Bizimkiler de bilmiyor ki herkes kim kim olduğunu yani. ilk defa orada bir araya geldik. Aman ya gözünü seveyim bir yanlışlık olacak. Ya yok komutan vallahi ben deniz tuttu da işte istirahat ediyordum falan dedi. Tabi tabi. Biz neyse şey olur deniz tut. Ne olacak beni bile o, o, kadar sallantıda rahatsız ediyor yani etmemesi mümkün değil. Deste de sorumluluk var falan hani çok midem bulansa kusa musa devam edeceksin yani. Baş tarafta kaportayı açtık yani kapıyı odacığın kapısını. Acayip böyle halatlar falan devasa. Ondan sonra boyalar, er taraf böyle bir darmadağın. Biz onun meğer zevinin altına, tam baş taraftaki gaganın altına bütün zulayı koymuşlar. 14,5 ton da 14,5 ton diyorum bak. Yani öyle bir az buz bir rakam değil. Ee, hani 14,5 tonu nasıl hayal edeceksin? Çimento olsa acayip bir yer kaplar yani. Biz bütün halatları bir temizledik, bir kenara hepsini sıyırdık pırıl pırıl böyle bir zemin çıktı ortaya tamam mı? Ama yeni boyanmış belli böyle. Ondan sonra o zemin böyle biraz kazımaya başlayınca şöyle şu pencere kadar böyle bir kare böyle işte bir buçuk metreye bir metre bir buçuk metre böyle bir dikdörtgen bir şey var böyle bir, bir kaynak bir şey yapılmış. Bir ucundan bir baktık. Bir yer böyle kaynakla tutmuş ama muhtemelen o kaynağı yaparken kıvılcım mı çıktı ne oldu yangın tehlikesi çıktı diye kalan kısmı böyle pamuk benzeri bir şeyle doldurmuşlar. Üstüne macun çekmişler. O macunun üstü boya pırıl pırıl kapanmış. Biz bulduk birer balyoz. Ondan sonra o kapağı dan 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 bu kapak şu kaynak tutan yerine doğru yavaş 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 içine aşağı doğru inmeye başladı. Vur Allah vur. Vur Allah vur. En son vur 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 ne kadar uğraştıysak çat o kaynaktan da pof diye aşağı bir düştü. Bir <laughs> duman yukarı doğru. Duman doğru. <laughs> Merkotikçiler dedi ki komutan çok fazla soluma bunu bu iyi bir şey değil. Onlar biliyorlar tabi böyle alışkınlar. Erdi ben e, yani o Esra Eroin öyle şeyle işimiz olmaz da hayatımda bir öyle bir manzara gördüm. Şöyle kına gibi paketleri böyle şey yapmışlar. E, je, o klasik bildiğimiz görüntü. Görüntü, görüntü. Yeşil o, paket. Yeşil paket ha. görüntüsünün 10-12 ton olanını düşün. 2,5 ton da Eroin'miş. Devasa bir alan böyle. Tabi narkotikçiler nasıl sevindi? Oh komutan bulduk çok şükür artık delilimiz de var diye. Şimdi Erdi'cim biz artık bulunacak olanı da bulduk, rotaya da girdik çok da bir şey bir vakit kalmadı. Sanırım 10 Ocak günü artık şakalaşıyoruz. Herkese de işte bildirince karşı tarafta Mes'tan Şener Allah selamet versin o da çok sevindi tabi. İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir tabi çok mutlu. Yani öyle işte haberler geliyor gidiyor falan ve artık limana da 11'inde gireceğiz inşallah. Sabah saatlerinde böyle bir şey yaklaşmışız. 10 Ocak gecesiydi. Bu arada bizim narkotikçilerin yanına iletişim telsizde herhangi bir şeyde sıkıntı olur diye Tan Bey bir araç telefonu vermişti sene 93 şu anda biliyorsun bütün dünya bunun üzerine dönüyor 93'te olanı söyleyeyim sana şöyle bir şey yani şöyle bir devasa bir şey üstünde bir ahize işte tuşları vesairesi falan yani araç telefonu diyorlar işte araçtan konuşuluyor Yani cep telefonunun o zamanki hali onlar sürekli haberleşiyorlar ediyorlar biz de bu arada ya yani ben 27 Aralık'ta çıkarken den ta onu olmuş bir Allah'ın kuluna bir şey söylemiyoruz yani beni merak etmeyin diye aileme söylemişim o dönemde bir kız arkadaşım var ona da dedim hani ben bir müddet yokum merak etme diye ne yılbaşı için bir şey aramışım hiç sıfır yani dediler ki asla hani ailenizle falan temas etmeyin sadece işte göreve gidiyoruz biz size haber vereceğiz deyin böyle bir operatif bir gizlilik. O zaman da çok rahat yani cep telefonu falan olmayınca ne olacak? Sen ararsan ararsın. Onlar seni arayamıyorsa da arayamaz. Nerede olduğunu da bilmiyor. Çok güzel. 10 Ocak gecesi abicim. Bizim Hüseyin abiden rica ettim. Abi dedim ya hani kimseye de haber vermedik. Olay da rahatladı. Yarın sabah da giriyoruz. Ben hani dedim merak etmesinler. Hani biz de arkadaşlar biz şey yapabilir miyiz? Hani bir araç telefonundan müsaade eder misiniz? Ne demek komutan tabii biz de zaten haber verdik falan. Hani olayı söylemiyorlar ama hani merak etmesinler diye. Neyse, ben araç telefonunu aldım. Artık hava sakinlemiş. Daha böyle iyice yaklaşmışız Aksaz'a. Çıktım e, açık, köprü üstünün açık kısmına. Araç telefonu. İşte ailemi bir aradım önce dedim. E, merak etmeyin beni işte, yakında öğrenirsiniz falan. Ondan sonra, ya işte bir şey de söylemedin kaç gündür dedim. Bir sıkıntı yok, bir şey yok. Sonra kız arkadaşımı aradım, o dönemki. Ondan sonra... Çok havalı bir şey tabii yani. Sat komandası <laughs> tamam mı? Telefon ettim. Dedim ki nasılsın? İyiyim Teşrik. Neredesin sen falan. Nerede olduğumu bilmek istiyorsan yarın sabah haberleri seyret. Allah'ım ne <laughs> kadar havalı bir şey ya. <laughs> Televizyondan öğrenilecek yani. Yarın işte haberleri seyret. Televizyon naklen yayınsız. O ne nasıl falan. Daha fazla şey söyleyemem falan yarın işte. Seninle güvendiğim için. Acayip havalı bir şey ya. <laughs> Evlendik sonra tabii o sene. <laughs> o sene. Yani kız arkadaşının öyle aklına almayacaksın havalı bir şekilde yani aklına alırlar. Aklına alırlar sonra Allah selamet versin işte hayatımız hep böyle artılar eksiler Erdicim sonra çok uzun sürmedi yani dört buçuk sene sonra da ayrıldık ama yani o çok havalı bir sahne böyle işte yarın haberlerde öğrenirsin. Neyse o gece geçti biz bütün işte şey Sevim ablamla hep eziyetini çeksin. <laughs> Ona da eziyet kısmı kaldı. <laughs> ya. Vallahi <laughs> Şey söyle Ya erkeklerin hayatında bazen öyle oluyor. Bir sefasını süren kısmı var, bir cefasını süren kısmı var. Yani biz o zamanlar sefa kısmıydı, başka birilerine kısmet oldu. Şimdi cefa kısmında Allah selamet versin, başımızdan eksik etmesin yani. Şimdi sevgili eşimle bütün işte ortalık toparlandı. Gayet böyle hepimiz mutluyuz falan. Yani artık şeyin gemicilerin yapacağı bir şey kalmadı zaten. Ee, sabaha karşı işte hava aydınlandı. Aksaz limanına iyice artık yaklaştık. Ee, ha bu arada tabii biz telsizde falan böyle diğer gemilerle konuşuyoruz. Ee, ben böyle biraz da şımarmışım artık yani böyle azıcık böyle bir tatlı bir işte o gençliğin verdiği bir şey de var. Çok çünkü hakikaten meslek hayatımda en dolu dolu böyle en güzel hani yaptığım görev e, hani onda da tevazu göstermeyeceğim yani çünkü hani benim bir pozitif katkım olmuştur diye değerlendiriyorum. Sonra zaten söyleyeceğim. Başka türlü de geldi zaten onun şeyi cevabı. E, hakikaten varımı yoğumu koydum yani. O, o başarıda çok da hani mütevazi davranmayayım. Çünkü mütevazi davrandıkça bu sefer hakikaten de kelimelere bakıyorum. Daha ne kadar mütevazi aldığımız Yani, da yani işte onu da onu da söyleyeyim yani. Bence evet iyi, iyi oldu. Ertesi sabah iyice yaklaşınca bizim terörle mücadele eden kardeşlerimiz de var emniyet teşkilatının. O zaman FETÖ'cüler ya bize denk gelmedi. O zaman ya ya da biz rastlaşmadık. Yıllar sonra başka türlülerini de gördük hoş. Ee... Biz böyle acayip bir coşku var tabii biz o manzarayı biliyoruz tabii sahilde neyle karşılaşacağız falan. Ama yani hep söylendi yani sizin hiç adınız geçmeyecek. Ha bu arada ben niye şımardım onu söylüyorum. Şeye şimdi artık Halil Bölem falan o da çok mutlu tabii amiralliği garanti yani. Adam ya. Garanti yani mümkün şey. Zaten Murat Bilgel, Nusret Güner falan hepsi sıra sıra. Tabii tabii tabi. Sıra sıra hepsi zaten hani amirallik, deniz kuvvetleri, donanma komutanlığı, işte tu amirallik falan. Ee, bize bizde de şey balyoz tövbe yarabbim. Şey dedim bir ara şeye e, komodora komodorum ne var Ali'cim falan dedim komodorum artık bizde de bir gemi komutanlığı şerit rozeti şey yapan gemi komutanların ayrı böyle şerit rozeti vardır. Ya nereden çıktı falan. E dedim siz hepiniz tayinle oluyorsunuz. Ben kendi gemimi kendim ele geçirdim falan. Ha, bak gülüşüyoruz. <laughs> bir de gemide tabii bir şey daha var. Ee, onu da onu da söyleyeyim. O son sahnede o fotoğrafı hayatta hani bir fotoğraf karem olsun da hep gözümün önünde. Ee, hani hep onu yaşatayım istediğim dediğim ve o fotoğraf karesinin olmadığı bir kare var. Ee, o kareyi söyleyeceğim. O karenin figüranlarından papağanlar vardı şeyde hayır hayır ya gemide gemide çünkü Afganistan'dan geliyor ya o tarafta böyle çok Pakistan'dan falan o taraflardan şey var bir dolara falan satılan yeşil böyle papağanlar var hani öyle konuşan hani şey öyle yeteneği olan değil ama papağan yani kuş papağan yeşil böyle yemyeşil fıstık yeşili bir sürü papağan almışlar şeyler. Gemiciler. Bir dolarlık bir şey yani. Çocuğuna falan götürüyor herhalde. Hepsi kafeslerin içinde. Dedik ki ya, ya bu kuşlar artık yani bu kalacak burada. Bu can ya biz bunları şey yapalım. Tabii komutan yani ne olur bakın bunlara falan dediler. Ondan sonra biz o kuşlara da yani çıkarken sahip çıkıyoruz hani geminin tamam bir bir tane çakıl taşının şeyini almamışız yani. Su yapacağı bir şey. Dedik yani. bu kuşları hani bunları da bize canı bize emanet. Ondan sonra tamam komutan falan dediler. Sabah biz leş gibi olmuşuz bak. Gemide su yok. Yani kaç kilo verdik ben? pis gemi. Pis zaten pislikten kırılıyor. Mikroptan öleceğiz neredeyse. Yediğimiz yemek değil. Ondan sonra kilo vermişiz, saç sakal birbirine karışmış. O vaziyetteyiz. Limana girmek üzereyiz artık. İşte kendimizce iyi bir çeki düzen verdik. işte silahımızı, her şeyimizi toparladık falan. Terörle mücadele eden var ya emniyetten arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Narkotikten mi terörle mücadele? Eden? O da var, o da var. Terörle mücadeleden gelenler de yanlarında Kaleşnikov getirmişler. Bizde MP5 var. Türkü söyler gibi. Biz böyle takır 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 nasıl saydırıyoruz böyle şeye, havaya, suya falan. Tabi tabi geliyordu ta, 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 ta falan böyle lakiyesten. Diğer gemilerden ne ses geliyor, atış sesi falan dedi komutan. Kutlama yapıyoruz merak etme bir sıkıntı yok. Yedekteyiz hala. <laughs> Aa biz öyle cayır cayır kaleşnikovlar, mp5'ler falan mermiye ihtiyaç mı kaldı artık? Evet. mod falan ne varsa sıkacağız yani. iki şarjör kalana kadar çata 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 çata, çata falan. <laughs> Oh böyle o barut kokusu böyle ses falan bir rahatladık. Ondan sonra Aksaz Limanı'na abi girdik. Şeyler geldi. Katır denir onlara. Ee, gemileri yanaştırmak için ufak çok güçlü motoru olan vasıtalar. Bizde makina yok. Boğaz'da gördüklerimiz. Onlar römörk. Tamam. Bunlar bizim askeri sistemde katır deniyor ona. Böyle e, yanaştırma için kullanılır. Çok uzun mesafeler çekmek için değil. Liman içi hareket ettirmek için gemiyi. PCG Zafer şeyi aldı. Kendi halatını aldı. Fora ettik. Ondan sonra iki tane katır geldi. Bir tanesi tekrar halat verdi. Böyle yani 500 metre açıkta falanız duruyoruz. Dediler ki şey siz kumanda edin bize sizi yanaştıracağız. Tamam falan ben de hayatımda yani hakikaten katırla hiç yanaştırmadım. Hani ...Kozlu gemisinde harekat subaylığı yaptım. O da piç kanatlı pervane, e, çift pervanesi var. Son derece böyle taksi gibi kullanması kolay mayın gemisi olduğu için. Ben böyle hiç katırla falan yanaştırmamışım. Biz Erdi'cim e, o kadar badireyi atlattık bak. Nerelerden geldik hikaye anlattık. <laughs> Abi gemiyi yanaştırıyoruz. <laughs> ben onun şeyini tabii tam böyle kestiremedim... E, o katırları kullananlar da hiçbir şey demedi. <laughs> Biz en son yanaşmada şeye, e, rıhtıma, beton böyle çok güzel yapılmış rıhtım. Ding diye son anda bir lakiyes dokundu. Şöyle bir göçük oldu lakiyes de baş tarafında. Şeyi de kırdık azıcık betonu dedim. O kadar aklınızı geçtik. Burnumuz kanamadı. E, son anda yanaştırırken çıt diye böyle bir dokundu. Dokununca hafif orada bir beton da kırık oldu dedim. Kusura bakmayın ya sıkıntı <laughs> falan. Burnunuzu <Madınızı> da kırdık. <laughs> Ondan sonra verdi kalatları. Bizim bütün e, bütün tabi o Nedet Menzir gelmiş, bütün gazetecilere, herkese, televizyonlara haberler verilmiş. Koca bir tır var malzemeyi alacak diye ajanları, Antin Kuntin adamları hepsi böyle sıra sıra FBI, acayip ama daha bak biz şeyi görmüyoruz söyle adını. Gazeteciler falan yok ortada da. Bizim bütün polis arkadaşlar polis çelik yeleklerini falan giydiler ondan sonra herkes hazır polis yazıyor. Biz sanki hiç o olayın içinde yokmuşuz gibi, bak acayip indik ama şey dedim yani ya bir fotoğraf karesi olaydı da onu saklayaydım diye biz altı kişi altı tane papağan şey gibi korsan gibi öyle saç sakal birbirine karışmış. Lake'sten indik biz 6 kişi. Bizim böyle m yanında yanında hırpani vaziyette işte tabancalar falan. Hepimizde birer şey. Papağan yürüye yürüye gittik. Şey Yıldırım gemisi bizden önce zaten yanaşmış, Zafer yanaşmış falan. Ondan sonra Yıldırım'ın ağzında sağ olsun işte gene gene de sağ olsun. Allah selamet versin. Çok gönlümüzü kırdı ama Murat Bilgel karşıladı. Biz girdik şeye. Kameralara, herkes işte üstünü başını e, değiştirdik. Orada bizim öyle bir hani e, şeyde filmlerde falan öyle sahneler vardır ya böyle. Hep şöyle düşündüm o zaman için 27 yaşındayım. Çok böyle sıkıntılardan sonra sat olabilmişim. Çok da daha genceciğim, mesleğimin başında e, iki sene iki seneyi yeni doldurmuşum daha böyle göreve başlıyor iki sene iki buçuk sene olmuş. E tesadüfen bir arkadaşım üniversitedeki öğretimine devam edebilsin diye ona iyilik olsun diye gittim e, bir görev ve o 14.5 ton eroin bir şekilde e, yüzlerce binlerce belki milyonlarca insanın bedenine girmeden imha edildi o tır onun için gelmiş hepsi yakılarak imha edildi sonra Hakikaten kendimi böyle gerçekten tam görevini yapmış işte neyse mesleğinin gereği onun yerine getirmiş biri olarak hissetmiştim. O böyle bir film karesi gibi o altımızın da altı işte beş az subay bir subay altı, altı personelinde kuşlarla böyle şey gibi korsan gibi. Oradan birkaç yüz metre bir yürüdüğümüz bir mesafe var. O böyle hep şeydir yani keşke o, o biri orada duraydı da öyle o bir çekseydi fotoğrafı hep anılarımızda kaldı. İşte onların içerisinden de rahmetli Aykut Tetik ya yani anacağız. Ahmet Selçuk ondan sonra onlar da maalesef kardak kriz sırasında aramızdan ayrıldılar sonrasında. Biz geçtik yıldırıma. Ben hemen kameraya gittim. Bütün o leş gibi zaten. Kaç günün kokusu var. Üstümü değiştirdim. Yeşil o, da, o dönem kullandığımız eğitim elbiseleri vardı. Pırıl pırıl jilet gibi. Onu giydim. Ondan sonra dediler şey bir subay salonuna gel. Harekat başkanı bekliyor seni orada. Şeyle de Halil Bölen'le de görüşmemişiz. hep de telsizden konuşuyoruz. Komodor. Subay salonuna bir girdim. İşte Halil Bölen komodor orada. Yanında Yanında şey rahmetli Özden Örnek şey yapmış. E, sivil elbiselidir, üniformalı değildi. Ankara'dan kalkmış gelmiş ondan sonra sağ olsun. Şey dedi böyle görünce o dedi bahsettiğiniz SAT komutu, SAT tim komutanı dedi arkadaşımız bu mu dedi? Evet dediler. Gel bir dedi seni bir Neyse rahmetli işte Özden Örnek geldi, bir kucaklaştık, öpüştük. Ona gel otur bakalım dedi bir çay içelim, sohbet edelim işte nasıldı? Dedim böyle böyle komutanım işte biz hani görevimiz vardı, görevimizi yerine getirdik. Yok yok dedi o yani senin dedi çok büyük katkın varmış dedi. <laughs> Dedim yok estağfurullah yani o bir kişinin katkısıyla olacak bir şey değil. Orada kaç kişinin emeği var. Sonra belki bunu da söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Hani kötülüğünden de değil yani şey. Şöyle söyleyeyim e, orada komodorumuz Halil Bölen o da tabii çok sağ olsun çok kıymetli bir büyüğümüz o da tebrik etti sağ olsun ama konuşma sırasında şöyle bir şey geçti. Rahmetliye döndü dedi ki Komutanım yalnız çok stresli bir görevdi dedi ya. Ben dedi hakikaten dedi çok dedi. Gerçekten dedi çok stres çektim. Bir daha dedi böyle bir görev hayatta dedi yapmak istemem yani böyle bir göreve dedi komuta etmek istemem. Rahmetli dedi döndü dedi ki Halil dedi sen yapmazsan bir başka yapan bulunur. Yani o insacığı da bu kadar böyle şey kıymetli. Biz şimdi şeyi anlatmaya diye çıktık. Lakiyesi anlatmaya çıktık. Yine bir sürü travma devreye girdi yani. Yine hikaye anlatamıyoruz Erdi'cim gördüğün gibi. O rahmetli Özden Örnek o Silivri'nin spor salonundan bozma güya mahkeme salonunda olmadık eziyetler çektirdiler. Sonrasında tabii işte şey hemen o günkü işte haberlere bakarsanız bütün e, işte televizyon kanalları, gazeteler falan böyle e, hemen doluştu tabii. Necdet Menzil rahmetli e, bütün o beyanatları verdi. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'nın işte başarılı bir operasyon diye bizim de orada bir cümle böyle bir adımız geçmişti. Çok çok yıllar sonra işte ne olduğumuz çıktı ortaya. Bir tek o görevin sonunda bir görev raporu yazıldı. Benim içinde. de yani hakikaten evlatlarıma bırakacağım işte birkaç tane kabul ederlerse mirastan bir tanesi başka. Başka bir mirasımız da yok zaten. Şey yazıyor. O raporun e, birinci giriş cümlesi mi? ikinci cümlesi mi? E, harekatın başarılmasında Deniz Üsteğmen Ali Türkşen'in tüm gayretleri üstün gayretleri sayesinde yapılmıştır gibi böyle tek bir cümle var. İşte o cümlelerle bir ömür meslek geçirdik. Bu görevden sonra bir sefer daha buna benzer bir e, görev daha oldu. E, o daha doğrusu görev oldu demeyeyim de bir bir gemi daha e, olacağı çıktı ortaya birkaç ay sonra. Bizde de bir işi daha önceden yapmış birisi varsa Yeni birilerini o işe sevk etmek yerine hemen eskisini arayıp bulurlar ya işte. Sen ha? sen hazır yaptın hadi bir daha bunu yap diye. Tabii biz ikinci sefer e, yine aksazda ben rotasyonda bu olaydan sonra zaten lakey olayından sonra ani oradan böyle birileri sevk edilebilsin diye aksaza Aksaz e, rotasyon görevi yani rotasyon nedir? Bir buçuk ayda bir personel sürekli değişti ama devamlı olarak bir görev için personelin konuşlandırıldığı bir dönem oldu. O döneme birkaç zaman sonra ben gene böyle oradayken Ankara'dan bir telefon direkt arayan kim? Gene bu sefer Harekat Başkanlığından Lojistik Başkanlığına geçmiş Özden örnek dedi ki Ali dedi o dönem orada bir komodor var. Onun ismini zikretti. Dedi ki ikiniz bu akşam dedi birbirinize dedi sakın konuşmayacaksınız. Ankara'ya geliyorsunuz yarın sabah. Ben söyledi ama size. ismini söyledi ama dedi sen dedi sanki haberin yokmuş gibi dedi. Sakın dedi birbirinize söylemeyin. Sabah dedi burada mesaide olacak şekilde Aksaz'dan yola çık Marmaris'ten sabah seni burada dedi. Makamda bekliyorum. Gittim. Bir olay daha varmış. Ondan sonra gene bir gemi. Sen dedi işte gene gideceksin. Dedim zaten ben Aksaz'daydım komutanım yani. Aman çok iyi dedi. Personel ihtiyacım var mı? Evet dedim personel bu sefer hani daha hazırlıklı olalım. Geçen seferin tecrübesi de var. Ee, dedi ne istiyorsun bana hemen dedi yaz dedi. Bir tane kağıt aldım. Kendi timimle gitmiştim oraya ama timin geri kalan kısmı İstanbul'da kalmıştı. Yani o zamanki ünit teşkilatının içerisinde başka arkadaşlar da geride kalmıştı. Şimdi ben oradaki manzarayı da biliyorum. Sat Grup Komutanlığı'nda desem ki bana 7 kişi daha lazım. Başka timlerden hiç konuyla alakasız 7 kişiyi toplayacaklar, yollayacaklar. Benim de öyle bir huyum vardı o zamanlar. Belki hala devam ediyordur öyle. Biraz ad adam tutarım yani. İyisine kötüsüne bakmam yani. O benim timimdeyse, berabersek. Gittim işte Erdi, Hasan, o Hüseyin, Mehmet. Kimse o arkadaşlar. Onların isimlerini verdim. Ondan sonra şu kadar mermi, şu kadar şu, şu kadar bu. Direkt açtı o zamanki komutana telefon. İsmen söylüyor işte. Diyelim Erdi. Erdi dedi yaz bakayım şimdi benim söylediklerimi hemen yarın dedi yolluyorsun Ali Türkşen'in emrine. Malzemeyle beraber işte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin yollattı. Öbür tarafta kıyamet kopmuş. Sen bize niye talimat verdiriyorsun, niye isim yazdırıyorsun diye dedim ki ben kusura bakmayın dedim kimse benim sicil verdiğim dedim beraber çalıştığım arkadaşım ben onu dedim satmam. İyisini de biliyorum kötüsünü de biliyorum çünkü biz onunla beraber yatıp kalktığımız için ben onu nasıl kumanda edeceğimi biliyorum ama başka bir yerden bana böyle acil bir yerde görev, göreve yollarsa ben dedim onu istemiyorum. Çalışırız beraber o da çok kıymetlidir eyvallah. Ama yarın öbür gün o adam da bana gönül koyarsa onu da kabul etmiyorum. İstemiştim o zaman sonra o görev hazırlık bayağı bir yapmıştık. iptal oldu. Yani olmamış. Bir tane daha ona benzer bir görev oldu. Onda Amerikalılar bu sefer o Michael Spasaro böyle bir hani şey yaptı bu, bu Türkler üstte yok başta yok ama her bir boku beceriyorlar falan dediği için herhalde Amerikalılar yedirmediler. Onlar çıktı bir gemiye. Ee, böyle bir olay olmuştu. O e, lakiesin sonrasında da hemen ben e, şeye tekrar bütün tim olduğu gibi geri döndük e, İstanbul'a. O zaman da bir şey dikkatimi çekti. E, tabii bizim satımı o dönemlerde çok fazla böyle görevlere yollamadıkları için hep işte eğitim yapıyoruz çokluk. Ama bir tane böyle bir fırsat çıkmış. Çok sevinen de var, tebrik eden de var, gül koyan da var. Sanki ben böyle şey hani hani biz 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 niye gidemedik falan? E, ne yapayım Allah Allah yani. Biz de kalktık biz gittik yani. Hafif böyle bir şey gönül koymuşlardı. Şey ya tabii tatlı olarak yani yoksa kötü kötücül anlamda değil. Erdicim bu bizim eee lakis anılarımıza bir gönül borcumuz olsun. 30 saniyeyle neyini anlatacağız dedik ama iki tane bölüm çıktı. Bir de bizi izleyen ve bu işe gönül verecek. Hepsi birbirinden kıymetli. Bak, Hepsi birbirinden kıymetli. Sat komandoları olur, özel kuvvetler komutanlığı olur, jandarma özel hareket olur, polis özel özel hareket olur. Türkiye'nin bütün bu seçkin birimler, Emniyet emniyetin içerisindeki işte dedim ya şeyin polis özel harekat. Hangi birimin içerisinde olsun, bütün bu özel birimlerde görev yapacak kardeşlerimiz. Bilsinler ki oradaki görev bağı abilik kardeşlik üzerine kurulu bir sistem. Herkes birbiriyle böyle görev yapıyor. Yarın öbür gün canını vermek üzere görev yapıyor. Gelen bazı sorulardan çok genç kardeşlerimiz var. Mesela kafalarında tam oturmamış. Sat subaylığı nedir? Sat as subaylığı nedir? diye. Bizim timimiz tabii ki timlerimiz içinde subay da as subay da barındıran timler. Hani subay olursam çok erken mi ben çok göreve gidemeden erken mi ayrılırım deniyor. Öyle değil. 20 ila 40 yaş arasında yani 40 yaşına kadar e, aktif olmak zorundasınız. 40 yaşından sonra belli standartlarınız belli görevler için azalmaya başlıyor. Çünkü 20 yaşındaki bir gencin fiziki yeterli ile 40 yaşında bir adamın yeterli aynı olmayacaktır ama her göreve yani albay rütbesinde dahi fiziki bir göreve gidebileceğinizi bilerek o birimlerde görev yapın. Ee, şunu da söyleyelim, ee, demesinler ki biz ileri rütbelerde acaba göreve gitmez miyiz subay olursak diye evet subay olunca da ileri rütbelerde gidersiniz. Ee, Özel Kuvvetler Komutanlığının unutmayın, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında e, Daesh e karşı yürütülen operasyonlarda Suriye'nin Elbap kenti girişinde, değil mi? E, Şeyh Akil Tepe'si, Hastane Tepe'si diye de geçiyor. Oradaki süren çatışmalarda biliyorsunuz, 16 şehit verdik bir çatışmada ve onların içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığından binbaşı. Bülent Albayrak kardeşimiz de şehit oldu. Ee, genç kardeşlerimiz ya da bu birimlerde görev yapacak kardeşlerimiz şunu bilsin. Bu ülkenin subayı, az subayı, polisi, jandarması, özel hareketçisi kim varsa e, hepsi kaç yaşında olursa olsun, hangi rütbede olursa olsun bugün 56 yaşındaki Ali Türkşen'de olduğu gibi ruhları her zaman 25 yaşında. Ruhunuz 25 yaşındaysa vücudunuz 125 yaşında da olsa, size verilen görev neyse, onu yapmaya gayret edersiniz. Ee, biz de zamanında, bize görev verildiğinde, yaşımızda, beden yaşımızda, akıl yaşımızda, ruh yaşımızda, 25 iken, 27 iken, o görevleri yaptık. Şimdi de, vatan için, millet için, beden yaşımız ilerliyor. Ama ruh yaşımız, hala 25. Ee, o genç o ruh gençliğiyle görevlerimize devam ediyoruz. Böyle görevler alacak kardeşlerimize de şimdiden başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Zorluklardan asla yılmasınlar. Bizi güçlendiren hayatın getirdiği zorluklar. Evet zorluklarla mücadele ederseniz hayat anlam kazanıyor. Ve belki de hayat size siz bir zorluğu açtığınızda başka bir zorluk getiriyor. Ama siz zorluklardan vazgeçmedikçe başarı da gelip sizi buluyor. Özden örneğin bizim o albayımıza söylediği gibi siz o görevi yapmak ister, istemezseniz o görevi yapmak isteyen birileri her zaman bulunur. Ve bu görevlerde o yapmak isteyenler sayesinde başarıyla yerine getiriliyor. bu vesileyle bugün gene vefatını öğrendiğimiz Şükrü Cömert kardeşimize bu ülkenin selameti için hayatlarını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diyelim, dileyelim tekrar bir sonraki programımızda görüşmek üzere. izleyenlerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı sunalım. Sana da tekrar teşekkür ederim böyle bir yayına vesile olduğun için.